Herkese merhabalar. Uzun zamandır bir videoyu paylaşmadım. O yüzden bir şey paylaşmak istedim. Şu anda Tiflis'te bir müzede bulunuyoruz. Nikopir Osmanişvili'nin fotoğrafları sergilenmiş. Daha sonra resimler diyelim artık. Yani Gürcistan deyince aklınıza gelmesi gereken isimlerden bir tanesi. Yani Picasso'nun bile sevdiği, saydığı ressam. O yüzden arkadaşlar kimiz, neyiz, ne çizdik, ne ettik? Doktor. Ne bu Rusça ne olarak okunuyor? Bu da Pevi, Nikopir Osmanişvili. Evet. Bu bir doktor. Neydi? Tel Aviv'i gezen varsa bu videoyu izleyenler arasında biliyorsunuz orada Tel Aviv'de bir heykel var. Hatta Instagram'da bugünlerde bir paylaşayım ben o heykeli fotoğrafı çektim, ben de bindim arkasında. Biliyorsunuz var bende böyle deli dolu şeyler. Aziz George günlerini kutluyoruz. Biliyorsunuz bu Aziz çok saygı değerlerden bir tanesi Gürcü milleti için. Hatta ve hatta George ismini buna bile bağlayanlar var ama bu böyle değil. Onun bayramını resmetmiş ve kiliseye ziyarete gelmişler. Bazısı kurban keserdi vesaire, sofra kurardı. Bak buradaki amcam burada mesela haşlama haşlıyor. Bunların da keyfi yerinde. Ama en önemlisi, acaba hatırlıyor musunuz? Benimle tura geldiyseniz büyük ihtimalle hatırlıyorsunuzdur. Pir Osmani'nin aşk hikayesi. Fransa'dan gelmiş olduğu bir hanımefendiye aşık oldu. Bu onun balıkçısı. Bu da zürafası, en sevilenler arasında. Bakın ne kadar hoş çizmiş. Ve işte sevdiği kadın Margarita buydu, sanatçı. Margarita'yı sevdim. Ve bu Margarita'nın gönlünü etmek için o zaman resimlerinden ne var ne yok her şeyini sattı. Ve elde ettiği parayla hanımefendi için o zaman Tiflis'te satılan bütün çiçekleri satın aldı. Ve hanımefendinin yaşadığı otelin önüne serdi. Hanımefendi böyle bir cürete hangi mucizeyi kim yarattı diyerek bir zengin bilmiyorum iş adamını mı artık ne desek beklerken karşısında fakir bir ressamı buldu. Çünkü arkadaşlar saygıdeğer Pir Osmani'yi biz kaybettikten sonra değeri, nasıl desem, anladık mı? Öyle söyleyeyim artık. Eğriye eğri, doğruya doğru. Ve fakir Pir Osmani'yi görünce de böyle kısa bir konuşma vesaire ve son buldu o buluşmaları. Niko Pir Osmani hiçbir zaman evlenmedi. Çoluk çocuğu yok. Hatta 1918 yılında vefat ettikten sonra kimsesizler mezarını defnedildiğinden dolayı biz mezarının yani bölge olarak nerede olduğunu biliyoruz da çünkü kimsesizler mezarı adı üstünde belli. Lakin hayır, bir DNA ya da vesaire yapabilmemiz için böyle bir imkanımız yok. Bu nedenle daha sonra onun resimleri değer kazandı derken bugün gördüğünüz gibi tabii ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede sergisi yapılmıştır. Bu müzeyi gezerken şimdi sizinle böyle bir video paylaşmak istedim. Sağlıcakla kalın.